Merhaba sevgili izleyiciler, bu yayında Doğu Akdeniz'de son dönemde hakim olan gerginliğin Kıbrıs sorununa etkisini konuşmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski başbakanlarından Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve 11 Ekim'de ilk turu yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin adayları arasında yer alan Sayın Tufan Erhürman'ı ağırlıyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Işın Hanım. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Son 2 aydır bölge epey tansiyon yükseldi ve tabii nasıl etkiliyor adada ve geleceğini nasıl etkileyebilir sormak istiyorum ama şu arka planı da hatırlatmama izin verin. Geçtiğimiz haftalarda bir kere Amerika Birleşik Devletleri kısmi olarak da olsa silah ambargosunu Güney Kıbrıs'a uyguladığı kaldırdı. Arkasından önce Rusya Dışişleri Bakanı'nın arkasından Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın sadece adayın güneyine ziyaret yaptığını izledik. Bu arada zaten Fransa Rumlara olan desteğini çok açık bir şekilde ortaya koydu. Bütün bu gelişmeler Güney Kıbrıs yönetiminin elini çok mu güçlendirdi? Nasıl bir pozisyondalar? Aslında Ayşen Hanım belki de bu iş için ta 2003'lere gitmek lazım. 2004'te biliyorsunuz referandumlar gerçekleşti adada Annan Planı ile ilgili referandumlar. Kıbrıs Türkler evet dedi, Kıbrıs Rumlar hayır dedi ve referandumlardan bir çözüm sonucu çıkmadı doğal olarak. Ama 2003'te yani referandumlardan bir yıl önce Rum Meclisi oturdu ve kendileri deniz yetki alanlarına ilişkin bir karar çıkardı. Bu kararın ardından da çeşitli ülkelerle temasa girerek anlaşmalar imzalamaya başladı. Bu söylediğim referandumlardan bir yıl önce gerçekleşen gelişmeler. Dolayısıyla aslında bu gelişmeler bize bir işaret de veriyor. Ne ile ilgili? Acaba Kıbrıs Rumlar neden hayır demişlerdi Annan Planı'na meselesiyle ilgili? Çünkü yine biliyorsunuz tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne Annan Planı referandumlarından çok kısa bir süre sonra girme şansını da buldular. Bizim hep yıllardır anlattığımız şey şu. Kıbrıs Rum tarafı maalesef müzakere masasında zaman kazanma oyunları oynadı yıllarca ve hep zamanın kendi lehlerine işlediği düşüncesiyle davrandılar. Dolayısıyla Kıbrıs'ta çözüme ulaşamamanın sebeplerinden bir tanesinin de bu olduğu artık aşikar bir biçimde görülüyor. Ve o yıllardan itibaren Kıbrıs Rum tarafı özellikle adanın etrafındaki hidrokarbonlar konusunda her defasında Kıbrıs Türk tarafını görmezden gelerek, Kıbrıs Türk tarafı sanki yokmuş gibi davranarak deniz yetki alanları ve hidrokarbonlar konusunda çeşitli anlaşmalar imzaladı. Daha da ilginci bunlarla birlikte BAF hava üssünün çeşitli ülkelerce kullanılmasına dair anlaşmalar da imzalandı. Bunların arasında Amerika Birleşik Devletleri var, Rusya var, Fransa var ve çok sayıda başka ülke de var. Bunlarda aslında hepsinde bir legalite sorunu var, bir hukukilik sorunu var. Çünkü hepimizin bildiği bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Nasıl ki Kıbrıs Rum tarafı 1960 Anayasasına ve Zürih Londra anlaşmalarına dayanarak Birleşmiş Milletler üyesi, aynı şekilde Avrupa Birliği üyesi, aynı anlaşmalar Kıbrıs Türk tarafıyla ilgili olarak da bizi iki kurucu ortaktan biri olarak kabul ediyor. Dolayısıyla Kıbrıs adasıyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmamış olsa bile Kıbrıs Türk halkının iki kurucu ortaktan biri olduğu bu anlaşmalarda hukuki bir gerçeklik olarak ortaya çıkıyor. Bunlarla ilgili yapılan yani Rusya ile Amerika ile hidrokarbon konusunda Doğu Akdeniz konusunda yapılan her türlü işte yapılan her türlü anlaşmada aslında Kıbrıs Türk halkının yok sayılması hukukun da ihlali anlamına geliyor. Ve Kıbrıs Rum tarafı hep şu çaba içerisinde göründü. Onu da artık net olarak gözlemleyebiliyoruz. Sanki büyük devletleri arkasına almak suretiyle Amerika Birleşik Devletleri'ni, Rusya'yı, Fransa'yı arkasına almak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti ile bölgede bir denge kurabileceğini düşündü. Ama bunun çok doğal bir sonucu var. Hepimizin uluslararası ilişkilerden bildiğimiz doğal bir sonucu var. Bu kadar büyük devletleri bölgede arkanıza almaya çalışmak aslında yanlış çünkü bunun sonucu o büyük devletlerin sizin arkanıza geçmesi değil, önünüze geçmesi oluyor ve sizin de söz hakkınız, sizin de özne olma kapasiteniz bundan fena halde olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla Kıbrıs Rum tarafı evet bizi dışlayan tanınmış bir devlete sahip görünüyor şu anda. Hem AB üyesi hem Birleşmiş Milletler üyesi olan tanınmış bir devlete sahip görünüyor. Dolayısıyla özne olma pozisyonu açısından Kıbrıslı Türklerden, Kıbrıs Türk halkından daha avantajlı görünüyor. Ama kendilerinin uyguladığı bu strateji bölgede büyük devletlerin Kıbrıs Rum halkının da önüne geçmesi ve Kıbrıs adası üzerinde onların özne olması sonucunu doğurdu. O yüzden de Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerde şu anda evet Kıbrıslı Türkler yokmuş gibi davranılıyor ki kimsenin buna hakkı yok. Bizim hep söylediğimiz şey şu, bu ada yalnız bizim adamız değil ama bilinsin ki bizim de adamız. Biz de burada iki kurucu ortaktan biriyiz. Doğu Akdeniz elbette yalnız bizim değil ama bilinsin ki Kıbrıs Türk halkının da denizidir Doğu Akdeniz. Dolayısıyla buralarda her ne olacaksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmış olmasından veya olmamasından bağımsız olarak Kıbrıs Türk halkının 1960 Anayasası'ndan ve o dönemdeki anlaşmalardan kaynaklanan iki kurucu ortaktan biri olma pozisyonunun sonucu olan hakları var. O yüzden Sayın Pompeo, Sayın Lavrov, Fransa ve Avrupa Konseyi güneye gelip de Kıbrıs Türk halkıyla hiçbir temas kurmadığında, sanki kuzey yokmuş gibi davrandığında, Sayın Anastasiadis Lefkoşa her türlü diyaloğa açıktır derken Lefkoşa'nın bir de kuzey tarafı olduğundan ve kuzey tarafında da Kıbrıs Türk halkının yaşadığından sanki haberdar değilmiş gibi davrandığında, bunların hepsi aslında Kıbrıs'ın üzerine inşa edilmiş olduğu hukukun ihlali niteliğini taşıyor. Dolayısıyla bizim bunu özellikle Kram-Montana'dan sonra, 2017 Kram-Montana'dan sonra, yani Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin, bunun da altını çiziyorum, çözüm iradesini bir kez daha masada çok açık bir şekilde ortaya koymasından ve Sayın Anastasiadis'in siyasi eşitliği mazeret göstererek masadan kalkmasından sonra bütün dünyaya çok daha etkili bir dış politikayla ve diplomasiyle anlatma zorunluluğumuz vardı. Maalesef o dönemde bu konuda bazı tutukluklar yaşandı ama bundan sonra anlatmamız gereken, hukuki hakkımızın altını çizmemiz gereken ve haklarımızı talep etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Peki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres seçimlerden sonra böyle bir diyalog sürecini başlatmak istediğini birkaç kez tekrar etti. Fakat Dışişleri Bakanlığı'ndan son yapılan açıklamalara baktığımızda Türkiye'nin de artık bu Rum tarafının, sizin de gayet güzel izah ettiniz, hani çözümsüzlüğe oynama, zamana yayma tavrından hani sıtkı sıyrıldığı, tabiri caizse, olduğu anlaşılıyor ve artık çok iyi bildiğimiz, hani yıllardır savunduğumuz federasyon çözümü dışında da seçeneklerini kullanabileceğini söylüyor. Böyle hissettiren açıklamalar yaptı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çünkü siz federasyonu savunuyorsunuz değil mi? Tabii. Yani siz Türkiye'nin sıtkı sıyrıldı diyorsunuz ya, o tabiri kullanıyorsunuz. Aynı tabir bizim için fazlasıyla geçerli. Çünkü Kıbrıs Türk halkının da sıtkı sıyrıldı bu zamana oynama oyunlarından. O yüzden Sayın Guterres bu açıklamayı yaptığında seçime bir ay kala çıkıp da işte beşli konferans seçiminden sonra toplanacaktır, bunun için girişim yapacağım dediğinde bizim açıklamamız şu oldu. Sayın Guterres, sizin evet beşli konferansa ilişkin bir çağrı yapacağınızı tahmin ediyorduk. Zaten beşli konferans çağrısı ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti'nden geldi. Yani ilk olarak Sayın Guterres'ten gelmedi. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen bu beşli konferans çağrısını kendisi teyit ederken Sayın Guterres bir şeyi daha söylemişti. Söylediği şey şuydu. Bu defa olacak olan müzakereler, yani gayriresmi beşli konferansta uzlaşmaya varılmasının ardından gerçekleşecek olan müzakereler, ucu açık olmayan ve sonuç odaklı müzakereler olacak. Bundan öncekilere benzemeyecek demişti. Biz o yüzden Sayın Guterres'in bu son açıklamasının hemen ardından bir açıklama yaptık ve dedik ki biz elbette hazırız böyle bir görüşmeye, böyle bir beşli konferansa. Çünkü biz çözüm istiyoruz bu ülkede ve çözüm irademizi de defalarca ortaya koyduk. En neti 2004 Annan Planı referandumları ve 2017 Kram-Montana'dır. Ama iki sözünüzün arkasında daha duracaksınız Sayın Genel Sekreter. Bunlardan biri sonuç odaklılık, diğeri de geçmiştekilere benzemeyecek şekilde ucu açık olmayan bir görüşme süreci. Çünkü Kıbrıs Türk halkı artık görüşme masasına, müzakere masasına hapsolmak, müzakere ediyormuş gibi davranmak gibi davranışlardan fena halde sıkıldı ve usandı. Çünkü sürekli olarak bize zaman kaybettirilmeye ve Kıbrıs Rum tarafı da zaman kazanmaya, zaman kazanarak Türkiye'ye karşı demin söylediğim gibi güç toplamaya ve bölgede müzakere masasında kendi elini güçlendirmeye çalışıyor. Bizi bunun aracı kılmalarına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Buna Sayın Erhürman, ama Rum tarafını böyle yapmamaya zorlayacak ne var? Türkiye'nin bugüne kadar pozisyonları en azından mesela hidrokarbon kaynakları konusunda kuzeyi yararlandırmama tavrı da değil mi? Caydırıcılık unsurunu öne çıkararak en azından o denklemi bozdu Türkiye, belki bir çözüm çıkmadıysa da. Ama şimdi ne yapacaklar? Yani masaya ucu kapalı nasıl oturacak Rum tarafı? Hangi teşvikle ya da sopayla? Yani ben hep şunu söyledim Işın Hanım, Kıbrıs Rum tarafının durup dururken adada federasyon konusunda olumlu bir tavır ortaya koymasını beklemenin, durup dururken beklemenin gerçekçi bir şey olmadığını çok uzun bir süreden beri çözüm isteyen bir partinin temsilcisi olarak ve bir cumhurbaşkanı adayı olarak ben söyledim. Çünkü Kıbrıs Rum tarafı şu avantajdan yararlanıyor. Bu net, bütün dünyada tanınan bir devlete, AB ve BM üyesi olan bir devlete sahip ve büyük güçleri buraya topladığı takdirde de kendi elini güçlendireceğini düşünüyor. Ama iki tane önemli gelişme yaşanıyor son dönemde. Biri hidrokarbon meselesi. Çünkü hidrokarbonla ilgili Kıbrıs Rum siyasi liderler kendileri dahi imzalanmış olan İsmet projesinin aslında feasible olmadığını, anlamlı olmadığını, ekonomik akla uygun olmadığını söylüyorlar şu anda Güney Kıbrıs'ta. Bunun anlamı şu: siz Güney Kıbrıs'tan hidrokarbonu çıkaracaksınız, İsrail'den gelenle birleşecek de Girit'e gidecek, Girit'ten Yunanistan'a gidecek, Yunanistan'dan İtalya'ya, oradan da Avrupa'ya yayılacak. Bu çok maliyetli bir projedir ve çıkarılacak olan hidrokarbonun değerini bile adeta egale edecek, nötralize edecek bir projedir. Buradaki makul projenin, buradan çıkacak hidrokarbonun Türkiye üzerinden Avrupa'ya yayılması olduğunu sadece biz söylemiyoruz. Sadece uluslararası alanda bu konuyu çalışan bilim insanları söylemiyor. Kıbrıs Rum siyasi liderler, mesela Akel lideri Sayın Androski planı Türkiye Cumhuriyeti televizyonlarında dahi söylüyor. O zaman şunu söylüyoruz biz de: eğer derdimiz oradan çıkacak olan hidrokarbonu barışçı yöntemlerle, yani orada gerginlik yaşanmadan ve feasible bir biçimde, yani verimli bir biçimde kullanmak ve adil paylaşmaksa, üstüne üstlük Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda ortaya çıkan gerginliğe de katkıda bulunabilecek bir biçimde bir çözüme ulaşmaksa, bunun yolu Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı bir çözümle sona erdirilmesinden geçer. Bütün dünyanın da bunu görmesi lazım. Fransa'nın da Amerika'nın da görmesi lazım. Çünkü Güney Kıbrıs'ta yapılan sondajlar meselesinde bölgedeki gerginliğin yarattığı sıkıntı ve sondajları geciktirmesi ortadadır. Ki böyle de olması gerekir. Çünkü tekrar söylüyorum, Kıbrıs Türk halkı burada vardır, hak sahibidir ve yok sayılması mümkün değildir. Artı o hidrokarbonun verimli bir biçimde kullanılmasının yolunun da Türkiye üzerinden Avrupa'ya yayılması olduğu herkesin malumudur. Bu konuda bilgi sahibi olan herkes bunu söylemek ve düşünmek zorundadır. İşte bu dışsal faktörler. Yani Kıbrıs Rum tarafı da önemsiyor ya oradan çıkan hidrokarbonun gelirinden yararlanmayı ve Kıbrıs Rum tarafı da önemsiyor ya Doğu Akdeniz'de hala bir varlık olarak bulunmayı. Bu dışsal faktörler, ben hep diyorum ki, bu defaki müzakere masasında evet 6 başlık vardır orada, ama o 6 başlık ne kadar belirleyiciyse bu dışsal faktörler de o masanın üzerindeki atmosferin belirleyicisi olmak durumunda ve esas itibariyle o masa bu dışsal faktörlerden ciddi şekilde etkilenecek. Eğer Kıbrıs Rum tarafı akılcı bir yol arıyorsa, barışçıl bir yol arıyorsa, verimli bir biçimde bu adanın etrafındaki kaynaklardan iki toplumun adil şekilde yararlanmasını içine sindirebiliyorsa, bu masada çözüm ihtimali vardır. Ama eğer devam edilecekse zaman kazanma oyunlarına, ben de Cumhurbaşkanı adayı olarak şunu söylüyorum: ben bu zaman kazanma oyunlarını biliyorum. Bu kadar yıl müzakerecilik yaptım. Bu kadar yıldır bu işin içindeyim. Asla onların aleti olmayız. Mesela siyasi eşitliğin kabul edildiği, dönüşümlü başkanlığın kabul edildiği, siyasi eşitliğin bir parçası olan bir Türk'ün olumlu oy olmadıkça hiçbir kararların geçmeme ilkesinin kabul edildiği bir beşli konferanstan sonra sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere süreci başlar. Eğer bunlar başta kabul edilmezse biz tekrardan masaya falan hapsolmayız. Bizim yapacak işlerimiz var. Bizim Kıbrıs Türk halkını dünyaya açma zorunluluğumuz var. Kıbrıs Türk halkını bu izolasyonlardan kurtarmak için çaba gösterme zorunluluğumuz var ve hiç unutulmasın, 2004'te referandumlardan sonra o dönemin Sayın Genel Sekreterinin çok önemli bir raporu var. Maalesef BM Güvenlik Konseyi'nden geçmesi engellenen o raporda şöyle bir cümle var. Kıbrıs Türk halkının çözüm vizyonu bu kadar açık bir biçimde ortadayken Kıbrıs Türk halkı üzerindeki izolasyonların hiçbir meşru gerekçesi kalmamıştır. Evet, çok doğru bir cümledir. Kalmamıştır. Müzakere masası oradadır. Biz hangi koşullarda müzakere edeceğimiz ve vizyonumuzu ortaya koyuyoruz ama durmayız. Maraş'ta uluslararası hukuka uygun açılımı yaparız ve Kıbrıs Türk halkının dünyaya açılması için de gece gündüz çalışırız. Etkin bir dış politika şarttır. Şimdi bunun altını çizmenizi isteyeceğim. Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde siz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı aynı pozisyonda, yani siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon pozisyonunda Cumhurbaşkanlığına aday olarak yarışıyorsunuz. Aranızdaki farkı işaret ettiğinizi düşündüm. Nedir aranızdaki fark? Valla aramızdaki fark, yani illa ben tabii bir rakibimden kendi farkımı açıklamak çok tercih ettiğim bir şey değil ama biz yeni bir Cumhurbaşkanlığı stratejisi ortaya koyduğumuzu, yeni bir Cumhurbaşkanlığı vizyonu ortaya koyduğumuzu anlatıyoruz. Bu vizyonun artık sadece bir ayağı yok Işın Hanım. Yani biz burada sadece müzakereci seçmiyoruz. Biz burada Cumhurbaşkanını seçiyoruz ve Cumhurbaşkanlığı makamı Kıbrıs Türk halkı için yaşamsal önemde bir makam. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmamış olmasından dolayı Cumhurbaşkanlığı BM şemsiyesi altındaki toplum lideri pozisyonu dolayısıyla dışarıya açılan tek siyasi penceremizdir tabiri caizse. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı makamına biz yeni stratejimizde 3 fonksiyon birden yüklüyoruz ve bu 3 fonksiyonla ilgili çok önemsediğimiz bir başka kavram var. Eş zamanlı olarak bu 3 fonksiyonun yerine getirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Biri, müzakere masasında demin anlattığım şekilde bizi masaya hapsetmeyecek bir formülü müzakere ederiz ve sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir şekilde müzakere ederiz diyoruz. Ama eş zamanlı olarak bunun altını çiziyorum. Yani şunu demek istiyorum. Önce bir müzakereyi yapalım, bitsin bakalım da sonra düşünürüz demiyoruz. Eş zamanlı olarak Maraş'ta uluslararası hukuka uygun olarak açılım, doğrudan ticaret tüzüğünün bir an önce yürürlüğe girmesi için Avrupa Birliği ile doğrudan ilişki, yeşil hat tüzüğünün kapsamının genişlemesi için doğrudan ilişki, sporcularımızın, kültür, sanat, bilim insanlarımızın dünyayla iletişim kurmasının önünü açacak bir dış politika ve eş zamanlı olarak bunlara ek, Cumhurbaşkanı makamının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde anayasadan kaynaklanan çok fazla yetkisi var. Şu ana kadar Cumhurbaşkanlığı makamı içeride çok da aktif bir makam olmadı ama takip ediyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetleri maalesef çok kısa ömürlü hükümetler ve istikrar sorunu yaşıyorlar. Dolayısıyla bizim içeride ayaklarımız üzerinde durmamız için gerekli projeler hazırlanamıyor veya uygulanamıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın içeride de o 5 yıllık istikrarlı görev süresini kullanarak çok daha aktif, çok daha liderlik eder pozisyonda olması gerektiğini söylüyoruz. Yani biz Cumhurbaşkanlığına hem müzakerelerle ilgili, bu Allah'ın emri, bu muhakkak olacak olan bir fonksiyondur. Ama hep bunun altını çizerek siyasi eşitliğin, ucu açık olmamanın, sonuç odaklı olmanın ve geçmiş müzakerelere benzememenin temel şartları olduğunu söylüyoruz. Bunların yanında eş zamanlı dışa açılım, Kıbrıs Türk halkının dışa açılması ve gene eş zamanlı olarak içeride de Cumhurbaşkanlığının süreçlere liderlik etmesini ekliyoruz. İçte ve dışarıda 24 saat çalışan, geniş kadrolarla çalışan, bu memleketin yetişmiş tüm insanlarıyla birlikte çalışan ve 24 saat çalışarak etkin bir dış politikayı, evet, içeride ve dışarıda liderliği uygulayan bir cumhurbaşkanlığını vizyon olarak ortaya koyuyoruz. Söylediklerinizden 2 soru ortaya çıkıyor. Bir tanesi, yani ucu açık olmamasını nasıl garanti edecekler? Garanti etmediklerinde masaya oturmayacak mısınız? Başka çözümleri düşünecek misiniz? Ankara artık başka çözümleri düşünmek gerektiğini söylüyor. Rakipleriniz de bunu söylüyor. Şimdi rakipleriniz, evet, açısından onlar ne diyorlar? Artık bu iş 5 sene daha bekleyemez. Bu böyle uzayıp gidemez. Biz artık Türkiye ile beraber başka çözümlerin peşinden gitmeliyiz. Siz bunu söylüyor musunuz? Yani nasıl? Şunu söyleyeyim Işın Hanım. Yani burada şöyle bir ilginç soru işareti doğuyor. Yani Kıbrıs Rum tarafı siyasi eşitliği ben kendi halkıma anlatamam gerekçesiyle masadan kalkmış bir taraf olarak bu kadar yıldır görüşüyoruz ve sonuca ulaşamadık, doğrudur. Ama bunu söyleyen bir taraf olarak mesela konfederasyon konusunda ya da Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı devlet konusunda görüşüp bir an önce çözüme ulaşmaya hazır mı ki biz çok geciktik gerekçesiyle sanki daha kısa sürede gerçekleşecek bir takım formüller varmış gibi bunu ortaya koyuyoruz. Birinci soru bu. İkinci soru, farkında mıyız ki rahmetli Denktaş Bey'den beri devam eden federasyonla ilgili müzakerelerde biz iki bölgelilik, iki toplumluluk, siyasi eşitlik gibi temel ilkeleri aslında Kıbrıs Türk halkının hakları açısından kazanmış durumdayız ve toprak ve mülkiyet gibi başlıklarda da tam da federasyon dolayısıyla aslında önemli bir konuma gelmiş, yani Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruyan önemli bir konuma gelmiş durumdayız. Şimdi federasyon dışındaki başka formüllerin tartışılmaya başlanması demek, bir kere siyasi eşitliği bile kendi halkına anlatamayan Sayın Anastasiadis'ten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasını beklemek demektir. Ben Sayın Anastasiadis'ten bu dönemde böyle bir beklenti içerisine girmenin konjonktürel olarak hiç de gerçekçi olmadığını görüyorum. Dolayısıyla bu bizi tekrardan ucu bucağı belli olmayan bir tartışmanın içerisine hapsedebilecek ki en çok istemediğimiz şey odur. Artı bunlar tartışılmaya başladığı noktada bizim topraktaki, mülkiyetteki, iki bölgelilikteki, iki toplumluluktaki ve siyasi eşitlikteki kazanımlarımız da bir tarafa itilecek ve yepyeni bir müzakere sürecinin başlaması söz konusu olacak. Bunu da tabii ki Birleşmiş Milletler kabul ederse, Sayın Anastasiadis kabul ederse, ki ben onların bunu kabul edeceği ve bunun üzerinden bir müzakere masası açacağı izlenimine hiçbir biçimde sahip değilim. Neden sahip değilim? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları orada, Sayın Anastasiadis'in pozisyonu da orada. Bizim ise derdimiz ne? Bizim derdimiz bir an önce belirsizlikten kurtulmak ve bir an önce Kıbrıs Türk halkının hak ettiği dünyadaki yeri Kıbrıs Türk halkına sağlamak. Sayın Erhürman, şimdi Sayın Akıncı bu müzakere sürecine girerken kendi aynı kuşaktan olmalarının ve bundan sonrasına ilişkin bu federasyon ya da siyasi eşitlik üzerine çözüm için bunu yapabileceğini söyleyerek girmiş. Sizin farkınız ne? Aynı kuşaktan değilsiniz. O yapamadı. Bunun için söylüyorum. Olmadı. Yani ne yapacaksınız Anastasiadis'i ikna etmek için masada sizinle oturmaya? Tek başınıza yapabilir misiniz ya da Türkiye'den beklentiniz nedir? Işın Hanım, tabii ki bu artık Kıbrıs sorununda herhalde herkes farkındadır ki Kıbrıs sorunu iki toplum arasındaki bir sorun olmanın çok ötesindedir. Evet. Kıbrıs sorunu aynı zamanda uluslararası bir sorundur. Ha, bu bugünün işi değil, bu her zaman böyleydi ama bugün Doğu Akdeniz'deki petrokarbondaki gelişmelerle birlikte anlamayanlar da umarım ki anlamıştır Kıbrıs sorunun aynı zamanda uluslararası bir veçesi de olduğunu. Dolayısıyla bizim elbette Türkiye ile çok yakın diyalog içerisinde, Avrupa ile de çok yakın diyalog içerisinde, başka bölgede etkili olan devletlerle de çok yakın diyalog içerisinde kendi haklarımızı, irademizi ve çıkarlarımızı defalarca hiç durmadan, bıkmadan, usanmadan anlatmamız gerekiyor. Ve Sayın Anastasiadis ise masada akılcı bir yolla, rasyonel bir biçimde davranmasını Sayın Anastasiadis'in sağlamanın yolu, Sayın Anastasiadis ile aynı kuşaktan olmak, aynı görüşte olmak. Sayın Anastasiadis'in 2004 referandumlarında evet dediğini kendisine hatırlatmak falan değil. Sayın Anastasiadis'in masaya oturmasını ve akılcı bir biçimde çözüm için uğraşmasını sağlayacak yol, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve hidrokarbon konusundaki gelişmelerle ilgili bizim dışarıda Türkiye ile birlikte kuracağımız geniş ilişkiler ağıdır ve Birleşmiş Milletler'in de şunu fark etmesini sağlamaktır ki Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve hidrokarbon konusundaki gelişmeler o masa üzerinde belirleyici olacaktır. Ve şunu da hatırlatmak gerekiyor. Uluslararası hukuk biliyorsunuz güçler dengesinden çok etkilenir. Ama uluslararası hukuk aynı zamanda herkesin tutarlılığının ve samimiyetinin test edildiği bir zemindir de. O zemin bizim lehimizedir. Biz uluslararası hukukun bizim aleyhimize olduğu kanaatini taşımıyoruz. O zemine basarak Sayın Lavrov'a, Sayın Pompeo'ya, Sayın Fransa Dışişleri Bakanı'na veya Sayın Başkanı'na Fransa'nın şunu defalarca hatırlatmak lazım. Siz değil miydiniz? Siz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin o 5 daimi üyesinden 3'ü değil misiniz? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında değil midir ki Kıbrıs Türk halkı siyasi eşit olarak kabul ediliyor Kıbrıs Rum halkıyla ve bu adadaki iki kurucu ortaktan biri olarak kabul ediliyor? Nasıl olur da siz Kıbrıs Türk halkı burada yokmuş gibi davranmaya devam ediyorsunuz? Bizim makamlarımızla görüşmeyi bile reddediyorsunuz ve ondan sonra da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını bize hatırlatarak bizden bir takım beklentiler içerisine giriyorsunuz. Bu tutarlılık değildir, bu samimiyet değildir. Buralardan sizi sürekli test edeceğiz. Ha, biz küçücük bir halk olarak, bir adanın yarısına sahip bir halk olarak bu noktada ne kadar güç sahibiyiz elbette tartışılır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ile de diyalog içerisinde bunu yapacağız. Bölgedeki diğer ülkelerle de Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte diyalogumuzu geliştireceğiz. Son günlerde mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de yaşadığı sıkıntılarla ilgili biliyorsunuz bir Mısır konusu konuşulmaya başlandı. Yunanistan'la belli bir düzeyde belli temaslar söz konusu, NATO'yla öyle. Burada çok aktif ve etkin bir diplomasi yürüyor. Kıbrıs Türk halkı da bu diplomasinin içerisinde hak ettiği yerde olacak. Çünkü sözümüz var, hukuki dayanaklarımız var ve uluslararası hukukun da teyit ettiği, bakın bize karşı değil, teyit ettiği haklarımız var. Nasıl Türkiye Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk zemininde diyalog çağrısını ısrarla yapıyor, çünkü haklı olduğunu biliyor, Kıbrıs Türk halkı da Maraş'ta da Kıbrıs sorununun çözümünde de dışa açılmada da uluslararası hukuk zemininde çıkarlarını ve iradesini ortaya koymaya etkin bir dış politikayla devam edecek. Sayın Erhürman, çok teşekkürler. Ben çok içeriğini, yani nasıl yapacağınızı çok net olarak anladığımızı düşünmüyorum. Fakat herhalde son kozlarınızı belki seçime daha yakın bir dönemde açıklarsınız. Çünkü zorlu bir süreç. Yani şunu söyleyeyim, izin verirseniz son olarak. Yani ben daha önce başka başkan adaylarının, cumhurbaşkanı adaylarının yaptığı gibi ben gelirim ve Kıbrıs sorununu kesin çözerim gibi bir iddiayla ortaya çıkmıyorum. Şu iddiayla ortaya çıkıyorum. Ben Kıbrıs sorununu çözme iradesine sahibim ve Kıbrıs sorununun çözülmesi için gece gündüz çalışmaya da hazırım. Ama şunu biliyorum, demin söylediğim gibi. Kıbrıs sorunu sadece iki toplum arasındaki bir mesele değil. Bu bir uluslararası meseledir aynı zamanda. Dolayısıyla bu konuda uluslararası unsuru görmezden gelerek, ben Sayın Anastasiadis'le aynı yaş grubundayım veya ben ondan gencim ya da Sayın Anastasiadis de referandumda evet demişti, ben de evet demiştim, bu yüzden biz bu sorunu çözeriz gibi naif bir uluslararası ilişkiler ve dış politika anlayışına sahip değilim. O yüzden de size demin söylediğim gibi bir yandan Kıbrıs sorununun bu dış etkenlerin de etkisiyle bir an önce çözülmesi için uğraşırken diğer taraftan da onu beklemeksizin Kıbrıs Türk halkının dışa açılması için yoğun çabalar içerisine gireceğim. Söylediğim cümle şu: benim kaybedecek bir neslim daha yok. Biz bu süreçlerin içerisinde çok nesil kaybettik. Dünyaya açılsaydı çok şey yapabilecek insanlarımız bu sınırlılıklar dolayısıyla aslında yapabileceklerini yapamadılar, kendilerini gerçekleştiremediler. Ticarette, sporda, kültürde, sanatta, bilimde. O yüzden müzakereler evet sonuna kadar çözüm için. Çözüm irademizle ortada. O bizi açar dünyaya. Ama o devam ederken diğer taraftan kendimiz de dünyaya açılma çabalarımıza devam edeceğiz. Çünkü daha fazla nesil kaybedemeyiz. Kıbrıslı Türkler yokmuş gibi bu bölgede davranılmasını kesinlikle ve açık bir biçimde reddediyoruz. O yüzden her kim ki çıkar ve der ki ben gelirsem Sayın Anastasiadis'le şu yakınlığım dolayısıyla Kıbrıs sorunu çözerim, ben Kıbrıs sorununun uluslararası bir sorun da olduğunu aynı zamanda o kişi bilmiyor diye düşünürüm. O yüzden olmayacak şeyleri söylemek istemem. Ne için uğraşacağımı ve nasıl uğraşacağımı anlatmayı tercih ederim. Çok çok teşekkürler Tufan Erhürman yayınımıza katıldığınız için. Sevgili izleyiciler, evet, Doğu Akdeniz'deki gergin dönemi, Kıbrıs'a etkileri üzerinden konuştuk. İzlediğiniz için teşekkürler.